İnegöl Ağızkallar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin her yıl düzenlediği sessiz yürüyüş, sürgünün 70. yılında yine düzenlendi. Belediye önünde başlayan yürüyüşe katılan Ağızka Türkleri istediklerini ve taleplerini anlatan Güçlü Büyük Türkiye Ağızka Türklerine sahip çık. 1 milyon Ağızka Türk'ü alen sürgünde kimlik ve çalışma izni istiyoruz yazılı dövizler taşıdı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüş anıt önünde son buldu. İlçe protokolü ile Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in de yer aldığı yürüyüşün ardından anıt önünde basın açıklaması yapıldı. Bugün buraya biz Ağızka Türklerinin bundan tam 70 yıl önce maruz kaldığımız sürgünü ve yaşadığımız sıkıntıları sizlerin vasıtasıyla anlatmak ve yad etmek için toplanmış bulunmaktayız. Osmanlı toprağı olan Ağızka 1829 Edirne Anlaşması'yla sınırın diğer tarafında Rusya'da kalmasıyla Ağızka Türklerinin bitmeyen çilesi başlamıştır. 1944 yılında sınırda tehdit oluşturdukları gerekçesiyle Orta Asya'ya sürgün edilen biz Ağızkalılar bu zorunlu ve zorlu yolculukta üzerlerinde kalın giysiler olmayan insanlar soğuk hava, açlık ve hastalık sebebiyle çetin yol şartlarına dayanamayıp hayatını kaybediyorlardı. Yaklaşık 17 bin Ağızkalı kendilerine yeni bir yurt bulamadan hayatını kaybetti. Her istasyonda askerler ölen yakınlarının cenazelerini bırakıyorlardı. İnsanların ellerinden zorla alıyorlardı ve Rusya'nın bembeyaz karlı kaplı arazilerinde bırakıyorlardı. Her durakta askerler vagonlara didik didik arıyor ve buldukları cenazeleri zorla alarak çöllerde bırakıyorlardı. Sonra vagonlardaki ağır hastalarda ölmeden istasyonlarda bırakmaya başladılar. Bu zorlu yolculukta sağ kalanlarımızı da Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yerleştirdiler. Ferghana Vadisi'nde 1989 yılında çıkan olaylar yüzünden ikinci defa sürgüne maruz kaldılar. Zor şartlar altında kaçak çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar. Çalışma izni verilmesi bizim sorunlarımızın en büyük bölümünün çözülmesi demektir. Bugün ülkemizde yaşanan sıkıntıları endişeyle takip ediyoruz. Fakat biliyoruz ki ülkemiz ve hükümetimiz bu sıkıntılı sorunları aşacak güçtedir. Bizler de ülkemizin birlik ve beraberliği için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bugüne kadar da bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bilsinler ki ülkemizi karıştırmaya çalışan güçler şunu çok iyi bilsinler ki bizlerin vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ülke sevgisi sorgulanamaz dahi.